Evet arkadaşlarım, bugün yine sizinle muhteşem ve faydalı bir tarifimi paylaşıyorum. Gerçekten bu videoyu çok dikkatli ve sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bütün bilgileri, bütün açıklamaları vereceğim zaten ve gerçekten biz bu tarifi denedik ve çok güzel faydasını gördük. O yüzden lütfen mutlaka mutlaka videoyu dikkatli izleyiniz. Evet, alıyoruz şöyle yaklaşık 5-6 dal biberiyeyi. Biberiye zaten ne kadar faydalı bir bitki olduğunu hepimiz biliyoruz, öğrendik. Tabi Google'dan da yazıp araştırıp okuyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Biberiyeden 5-6 dal alalım ve ayıralım biberin yapraklarını. Ben biberin tazesini kullanıyorum. Şu anda tazesini bulduğum için. Taze biberi bulamazsanız da tabii ki de kurutulmuş biberi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biberini alıyorum ve cam kavanozun içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Eğer kurutulmuş biberi kullanacaksanız da yaklaşık 2 çorba kaşığı kurutulmuş biberi bitkisinden ekleyebiliriz. Evet, şimdi de bu tarifimizde bir de arkadaşlar sarımsak kullanacağız. Bir sarımsağın başını komple alıyoruz ve soyup temizliyoruz. Sarımsak arkadaşlar varisler için muhteşem, varisleri gidermek için yardımcı oluyor. O yüzden zaten sarımsağın birçok faydası var bizim sağlığımız için. O yüzden sarımsak ekleyeceğiz. Bir baş sarımsağı temizledikten sonra arkadaşlar şöyle ufak ufak doğrayalım. Şimdi doğradığımız sarımsakları kavanozumuza ekliyoruz arkadaşlar, biberiyenin üzerine. Sarımsakla biberin üzerine arkadaşlar saf zeytinyağından sarımsak kapanana kadar dökelim. Yani yaklaşık burada 150-180 mililitre zeytinyağı eklemiş olduk. Şimdi de alalım bir tencere. Tam da bizim bildiğimiz yoldan arkadaşlar. Tencerenin içine ufak havlu yerleştirelim. Tencerenin yarısına kadar su dökelim. Ve bizim muhteşem tarifimizi kavanozuyla birlikte tenceremize yerleştiriyoruz ve bunu şimdi kaynatacağız. Şimdi arkadaşlar, tencereye ocağı yerleştirdik ve su kaynamaya başladı. Kapağını hafif örtelim ve bu şekilde bizim kavanozun içindeki karışımımızı yarım saat kaynatalım. Yani suyu kaynatacağız ve kavanozun içindeki zeytinyağı ve sarımsakla biberiye yüksek derecede ısınmış olacak. Bu şekilde lütfen yarım saat kaynatalım. Tenceremizi ocakta yarım saat, yani 30 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra çıkartıyoruz, koyuyoruz ve bu şekilde bir de soğumasına bırakıyoruz. Şimdi de soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuz soğudu. Kavanozumuzu alıyoruz. Bir güzel karıştıralım içindeki malzemeleri.
Ondan sonra kapağını kapatıyoruz ve kavanozumuzu alıp bir havluya saralım ve bu şekilde arkadaşlar, bir de karanlık ortamda, yani havluya sarmamızın sebebi zaten karanlık ortam yaratıyoruz. Karanlık ve serin ortamda isterseniz buzdolabına da yerleştirebiliriz arkadaşlar ve bu şekilde daha 10-12 gün bekletelim. Ondan sonra kullanımına geçeceğiz. Ve arkadaşlar 10-12 gün serin ortamda beklettikten sonra zaten ondan sonra kullanımına geçeceğiz. Yağımız iyice biberiyenin ve sarımsağın özü yağ sinmiş olacaktır. Muhteşem, çok faydalı bir merhemdir arkadaşlar bu. Ve bunu bir daha böyle karıştırarak, tabii karıştırırken mutlaka ahşap kaşık kullanmaya özen gösterelim ve bu kuyruğumuzu hazırlamakta cam kavanoz kullanmaya da özen gösterelim arkadaşlar. Şimdi de nasıl kullanacağız? Alıyoruz bu yağdan ve varislerin oluştuğu yerlere masaj yaparak güzel bir şekilde yağımızı uyguluyoruz. Her akşam uygulayalım. Akşamları mutlaka sürelim yağımızı. Eklem ağrılarına da çok ama çok iyi gelir gerçekten. Eklemleri onarır. Yağ, yani sarımsağın özü, zaten sarımsak muhteşem bir şekilde yüksek derecede antioksidanttır ve onarmaya çok iyi yardımcı olur. Biberiye bitkisi zaten gerçekten mucizevi bir, çok faydalı bir bitkidir. Güzel bir şekilde zaten yağ emilip sinip gidecektir tenimize, cildimize ve kemik eklemleri yerlerine, varislerin oluştuğu yerlere mutlaka ve mutlaka uygulayalım ve muhteşem bir sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Tabii ki de bu yağı da her gün uygulayabiliriz. Her akşam uygulayalım. Sabahta zaten uyandığınızda bütün yağ sinmiş olacaktır ve bir duş alıp güzelce rahatlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve yağımızı uyguladıktan sonra tekrar kapağını kapatıyoruz ve bunu bu şekilde buzdolabında saklayacağız arkadaşlar. Buzdolabında bu yağımız bir seneye kadar durabilir. Serin ortam olması gerekiyor. O yüzden buzdolabında saklayalım.